Günün yeni filmi Psycho Gorman. Indie sayılabilecek bir film ama aynı zamanda da biraz bir tık bütçesi olan bir indie film diyelim. Küçük bir kız ve erkek kardeşi oyun oynarken bir cisim, böyle kristal gibi bir cisim buluyorlar. Ve sonrasında o cismin çok güçlü bir uzaylı yaratığa ait olduğunu keşfediyorlar, fark ediyorlar. Ancak ellerinde o kristal olduğu için kontrol tamamen bunların elinde. Kızın bir özelliği tam bir psikopat olması. Öyle olunca kendi istediği şeyleri yaptırıyor bu yaratığa. Ve tabii isim de koyuyorlar. İsim olarak da Psycho Gorman diyorlar. Öyle komiklik olsun diye. Gerçekten ilginç bir film. Sıra dışı film seviyorsanız seyredebilirsiniz. Bir iki sıkıntısı var mıydı? Bence vardı. Şimdi bu gore artı komedi filmi ya. Bir de şey, büyük ihtimalle cosplayciler bir araya gelmiş. Çünkü cosplay kıyafetleri falan vardı full. Bence cosplayciler kıyafetlerini getirmişler, ona göre bir film uydurulmuş falan olabilir. Kötü anlamda söylemiyorum bunu, yanlış anlamayın. Birkaç iyi yanı var. Bir tanesi, küçük kızın oyunculuğu çok iyi gerçekten. İyi oyuncu küçük çocuk bulmak zor. İyi oyuncu küçük kız bulmak zor. Hollywood'da bazen oluyor. Bu mesela şeyi biliyorsunuzdur. Southpaw filminde bir küçük kız vardı. Onun oyunculuğu çok güzeldi. Ondan sonra yeni Pet Sematary'de bir kız vardı. Onun oyunculuğu da çok güzeldi. İkisi dikkatimi çekmişti. Ondan sonra isimlere bir baktım, birbirinin kız kardeşiymiş. Gerçekten yani. Eskiden mesela Dakota Fanning çocukken onun oyunculuğu iyiydi. O büyüdü. Onun küçük kardeşi Elle Fanning, o da iyi çocuk oyuncuydu. O da büyüdü. Neon Demon'da falan oynadı sonra. Bu kız ama daha çok komedi olarak çok iyi. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Rahatsız edici boyuta ulaşıyor maalesef bazen. Biraz fazla abartılmış. Yani komedi filmi için bile biraz fazla abartılmış. Benim tahminim, gerçek hayatta da böyle herhalde hareketleri olan bir kız hiç çekilmez yani. İkinci sıkıntım da en sonda bunların oynadığı, böyle yakan topun iyice garip versiyonu olan, bunların uydurduğu bir oyun vardı. En sonda da işte kötüler geldiği zaman, kötülerle savaşırken diyorlar ki istediğin challenge'ı seç. Ondan sonra o da diyor ki şu işte yakan top oyununu oynayacağız. Sonra bırakıyorlar savaşı, bu yakan topu oynamaya başlıyorlar. O da hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü bir taraf kazanıyor ama o taraf kazandıktan sonra diğeri tekrardan saldırıyor. Yani hiçbir anlam ifade etmiyor. Bence iyi komedi filminde de, iyi aksiyon filminde de, korku filminde de, bilim kurgu filminde de gerçekçilik önemli. Bak, komedide de önemli bence. Eğer bunu yapmazsan o zaman buna absürt komedi diyebilirsin. Ama bu bence absürt komedi olmak için de fazla gerçekçi. Yani absürt komedi olacaksan baştan sona ol. Airplane falan gibi. Ne demeye çalışıyorum? Bu türlerin hepsinde, yani aksiyon, korku, bilim kurgu, komedi, gerçekçi bir dünya kurarsın. Gerçekçi dünyanın içine komik bir olay koyarsın. Olamaz mı? Herkesin hayatında aşırı komik olaylar oluyor. Onlardan bir tanesini koyarsın mesela. Askerde yaşadığınız bir sürü komik olay var. Ya da bilim kurgusal bir olay koyarsın. Ya da korkunç bir olay koyarsın. Ya da acıklı, trajik bir olay koyarsın. Ya da işte aksiyonlu bir olay koyarsın. Ama ne kadar gerçekçi olursa o kurduğun dünya, insanı o kadar içine çeker. Demeye çalıştım bu. Yine de her şeye rağmen vakit geçirmek için seyredebileceğiniz bir film diyorum. FDB puanı 10 üzerinden 7,5 veriyorum.